Normalde esnafız. Yan tarafımızdaki dükkan komşumuzun önündeki olan dubalardan dolayı uyarmalarımıza rağmen kaldırmadı, zabıtaya şikayette bulunduk. Zabıtaların gelmesiyle birlikte biz bunları buradan kaldırmayacağız diyerek büyük bir kavga çıkardılar. Ondan dolayı da söverek ağza alınmayacak hakaretlerle birlikte yan komşumuz saldırıya uğradı ve bununla ilgili de zaten hukuken işlem başlatıldı. Yapılması gerekeni bekliyoruz. Bak ben burada bir bayanım diyorum, uzaklaşıyorum. Orada zabıtalar tekrar geliyorlar. Bak dükkana giriyorlar tekrar. Nakit verirseniz ben size %10 lira eskonto yapayım. Evet bak dubalarımızı alıyorlar. Ondan sonra dubalarımızı alıyorlar. Tekrar dubayı bak şey benim yapıyorum. Yanıma bak bak üzerime yürüyor. Dedim ki çekil yanımdan. Dubaları buradan çekeceksin diyor dubaları. Bak. Zaten bura dolu, bu taraf full dolu. 1, 2, 3, 4, biri arkada bak 5 kişi. Zaten Mehmet dedikleri, bu da erkek kardeşiymiş, bu da erkek kardeşiymiş. Burada diyorum ki hani sakin olun, orada el hareketiyle sen diyor çok uzatma diyor. Zaten bu iş burada bitti diyor. Hani dua et bayansın, patronun olsaydı burada kesin öldürürdük diyor. Tam bu esnada zabıtaların üzerine yürüdükleri için zabıtalar gittiler ve tekrar geldiler. Şu zabıta, o arada o gösterdiğim biraz önceki dergahçılardan biri, patronunuzu ya zaten duasın burada değil, öldürürdük ya da öldürtürdük. Şu zabıta bak, şu abi çok tepki gösterdi. Dedi ki ne diyorsunuz? Bak orada sinirleniyorlar zaten. Burası dedi orman mı dağ başı mı? Neyi öldürüyorsunuz da öldürtüyorsunuz? Şuradaki duran da bak biz Ankara'nın bilmem nesiyiz. Biz her türlü işimizi görürüz ya da gördürtürüz patronunu bir şekilde. Bu arada söverek, hakaret ederek, ağza alınmayacak sözlerle sen bittin, seni öldüreceğim. Bak tehdit parmağı var orada zaten. O arada da sen kimi öldürüyorsun dedim ben. Hani kimi öldüreceksin sen? Bu kadar insan tutuyor ama o karşı tarafta tekrar bekliyor. Salın beni diyor. Tehdit eder. Sese döndüğüm anda zaten yumrukla karşılaşıyorum ben.